Merhabalar, hoş geldin değerli arkadaşım. Nasılsın? Evet, şimdi karedik prizmadayız. Karedik prizmanın konu anlatımını bitirdik. Standart sorulara başlıyoruz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Çok güzel 4 tane soru çözeceğiz şimdi. Hadi iyi seyirler diliyorum. Gelsin birinci soru. Yan tarafında diğer konularda da belirttiğim gibi soruların kenarında şekilleri çizdim. Daha yandamamız için öncesinden hem zaman kaybından tasarruf. Hadi bakalım sorumuzu okuyup değerlendirelim. Şimdi hatırlarsan burada bir karınca var. Karınca şekildeki gibi A noktasından M noktasına gitmeye çalışıyor. Şimdi değerli arkadaşım bir ekrana girmek istiyorum. Hareketli bir cismin yüzeyden yapmış olduğu hareketin en kısa olup olmamasıyla alakalı aldığı yolu biz nerede anlatmıştık? Hatırlıyor musun? Hatırlarsan dikdörtgenler prizmasının konu anlatımının son bölümünde. Orada çok detaylı bir şekilde konu anlatımı yaptım. Senden ricam eğer orayı izlemediysen orayı açıp konu anlatımını izlemen oldu mu? Hadi bakalım. Şimdi tabii ben burada anlatacağım. Lakin sen de orada e, tekrar ederek daha farklı yöntemleri de görerek daha farklı e, hareketlemeleri de görüp konuyu daha iyi kavrayabilirsin. Şimdi gelelim buraya. A noktasından M noktasına hareket etmek isteyen bir hareketli. Hımmmm. P'den takip ederek M'ye gitmek istiyor. Şimdi bu hareketle evet soruyu önce bir bakalım. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir karınca kare dik prizmanın yüzeyinden P noktasında uğrayarak M noktasına gitmektedir diyor. Buna göre alabileceği en kısa yol nedir diyor? Yüzeyden. P noktasına uğramak şartı var. Eğer değerli arkadaşım M noktasına gitmek isteseydi şuradan da gidebilirdi. Şu yüzeyden. Ama P noktasına uğramak kaydıyla dediği için ne yapacağız? bu şekilde devam edeceğiz. Şu yüzeyi de bunun üzerine açıp yani şu şekli açacağız. O zaman karıncamızın yatayda ve düşeyde almış olduğu toplam yolu bulacağız. Değerli arkadaşım bu karedik prizm olduğu için sağ tarafa doğru bu şeklin açılışını göstermiş olduk bu şekilde. Ne oldu? A'dan B'ye 5 birim, B'den C'ye de 5 birim hareket ederek toplamda yatayda 10 birim hareket etmiş oldu bu hareketli karınca ve düşeydeki hareket ettiği mesafede m ile c arasını kat edeceği için mc arası da kaç birimdi? Soruda verilmiş zaten 24 birim. O zaman karıncamızın hareket edeceği yol a p m yolu. Yani biz buraya ne diyelim? x diyelim şu mesafeye. Olmaz mı? Hadi bakalım. O zaman Pisagor bağımsından x kare eşittir. 10'un karesi artı 24'ün karesi. Hatırlarsak bu 5'in 2 katı değerli arkadaşım. Bu da 12'nin 2 katı. O zaman 5, 12, 13'ün 2 katı. Yani x kare eşittir. 26. 26'nın karesi. 2 çarpı 13 değil mi? 2 çarpı 13. Buradan x eşittir. 26 santimetre çıkacaktır. 26 santimetre. O zaman soruya şıklara baktığımız zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir değerli arkadaşım. Devam ediyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Yandaki kare dik prizmada BL e, LBC 65 cm2. A5'tir, cm kare. A 5'tir. BC 5 cm. Hay hay. Bu prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diyor. Şu bölgenin alanı. Hmm, bu bölgenin alanı. Burada görüyoruz. Şurada bir dik üçgen var. Doğru mu? Değerli arkadaşım. Bu bir dikdörtgen. Bu bir dikdörtgen. Şu LB uzunluğu ile KC uzunluğu bir nedir? Cisim yüzey köşegenidir. Yüzey köşegenidir. Bu unutmayalım. Bu karedik prizma. Tabii ki burayı e, şimdi bu şeklin alanı 65 santimetre kare verilmiş. 5 burayı bilmiyoruz. Buraya ne diyelim? Hadi bakalım. X diyelim. Evet, şurada da belirtmişim. Görüyor musun? Bak buradaki açıların 90 derece olduğunu görebiliyorsun. Değil mi? burası bir dikdörtgen. O zaman e, taral alan yani alan L, B, C, K. dörtgenin alanı eşittir. Neydi? 65 cm kareydi. Bu da neye eşittir? X çarpı 5. 5X. Doğru mu? Bu da 65 değil miydi? Buradan X eşittir. 13 cm çıkacaktır. O zaman X uzunluğumuz 13'tür. Bizden istenen şey nedir? Bu prizmanın hacmidir. Hacim neydi değerli arkadaşım? Ve prizma. Prizmanın hacmi kare prizma Taban alanı çarpı prizmaların hepsinin hacmi biliyorsun ki taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanından kastımız neresi? E, burayı biliyoruz. Burayı biliyoruz. 5, 5. O zaman taban alanımız yani şu şekil üzerinde göster gösterirsek 5 kere 5. 25 birim kare doğru mu? Doğru. E, burası 25 birim kare. Ama yüksekliğimiz belli mi? Yüksekliğimiz belli değil. Yüksekliği nasıl bulalım değerli arkadaşım? Bak bakalım bu kırmızı şurası dik. Yani şu üçgende şu kırmızı üçgene bakacak olursan hangi üçgende? A, L, B dik üçgeninde. Pisagor bansı uygulayacağız. Nasıl? Buraya ne diyelim? Y diyelim. Burayı kaç bulduk? 25 bulduk. O zaman Y'nin karesi artı 5'in karesi eşittir. Nedir? Ee, X bulmuştuk değil mi? X'imiz kaçtı? 13'tü. 13'ün karesi. Yani X kare. 13'ün karesi. O zaman nedir? Özel üçgenden 12 var değil mi? Buradan y eşittir. 5, 12, 13 özel üçgenden y'miz eşittir. Yani yüksekliğimiz kaç çıktı? 12 birim çıktı. 12 santimetre diyelim daha doğrusu. Tamam. Bunu da bulmuş olduk. O zaman sorumuzdan sorumuzda istenen kısmı eksik kalan parçası da h. Yani yüksekliğimiz bulunmuş oldu. Yüksekliğimiz de 12 santimetre olduğuna göre 25'te 12'yi çarparsak ne yapacaktır? 300 santimetre küp yapacaktır. Santimetre küp. Bu şekilde sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Hadi bakalım. Gelsin üçüncü soru. Hmm. Standart bildik sorular. Hatta üniversitede çıkmış benzer bir soru da var. Önceki yıllarda. Bir kenar uzunluğu 20 santimetre olan kare şeklindeki kartonun köşelerinden 4'er santimetre uzunluğunda birer kare kesilerek çıkartılıyor. 4'er santimetre. Yani buralar 4, 4, 4. 4'er santimetre kesiyoruz. Uzunluğunda kareler kesiliyor. Bir ambalaj kutusu olarak düşünebilirsin bunu. Bu 4'er santimetrelik uzunluklar kesilip arada kalan şu şekil yani şu beyaz bölge katlanarak kutu yapılıyor. Bak kesmişiz. Ne olmuş? 4. 4 çıkarsa geri 12 kalacaktır. Ha, bu sarı bölgeleri daha güzel olması açısından ben bu şekilde şekilleri e, görselleştirdim. Daha güzel bir şekilde görselleştirdim. Elime çizip zaman kaydım mektense bu şekilde yapmam herhalde daha güzel oldu senin için de. Şimdi burası 12 değil mi? Tamamı 20 birimdi. 4'er 4'er çıkartırsak şuraya 12 kaldı. 12 kaldı. Aynı şekilde 12 kaldı. Şimdi biz bunu katladığımız zaman katladığımız zaman şu mesafe yüksekliğimiz olmayacak mı? 4 santimetre. Yani burası 4 santimetre yüksekliğimiz olacak. Buna göre bu kutunun hacmi kaç santimetre küptür? O zaman nedir V kutu? Yani kutunun hacmi nedir? Taban alanı çarpı yüksekliktir. Bir nedir bu karedik prizmadır. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Hemen bakalım taban alanımız nedir? 12 çarpı 12 doğru mu? 12 şurası 12 çarpı 12. Yani 144 santimetre kare. 12 çarpı 12 çarpı yükseklik. Yükseklik nedir? 4. O zaman 144 çarpı 4 kutunun hacmidir, değil mi? Bu da ne eşit oluyor değerli arkadaşım? Çarparsak 576 yapıyor. Evet, 576 santimetre küp. O zaman sorumuzun doğru cevabı, şıklardan bakıyoruz. B seçeneğidir. Gelelim standart soruların sonuncusuna, yani dördüncü soruya geliyoruz. Evet. Şimdi. Hemen okuyalım soruyu. Ayrıt uzunlukları 5, 5 ve 18 birim olan bir karedik prizma. Hemen çizdim bak. 5, 5 ve 18 santimetre olan bir kare dik prizma. Tamam. Ayrıt uzunluğu birer birim olan küplere ayrılıyor. Hmm. Tamam. Sonra bu küplerin tamamı kullanılarak aralarına iki aralarında boşluk kalmayacak şekilde biçimde yüksekliği 2 birim olan bir kare dik prizma oluşturuluyor. Hmm. O zaman iki tane bu bir birim olan küplere ayrılıp sonra bu küplerin tamamı kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak bir biçimde iki yükseklik iki birim olan bir karedik prizm elde ediliyor. Demek ki bu cismin hacmiyle o zaman bu cismin hacmi birbirine eşit olacak mı değerli arkadaşım? Doğru mu? Sonuçta buradaki bir birim küplerle son nedir bunun alanı? V karedik e, bu buna V1 diyelim. Bu cisme V1 diyelim. V1 nedir? Taban alanı çarpı yükseklik 5 çarpı 5 çarpı 18. Yani sonuç itibariyle 5 çarpı 5 25 çarpı 18 tane birim küplük bir hacim var. Doğru mu? Şu birinci bölgede. Dolayısıyla bu katlanıp bu şekilde bir kare dik prizm oluşturuluyorsa bunun da hacmine V2 dersek bunun da hacmi V2'ye eşit işte olacaktır. Doğru mu? V2'nin hacmi nedir? Taban alanı A tabanları A Yani taban alanımız dediğimiz ifade A çarpı A çarpı yükseklik. Yani A çarpı A çarpı 2 olacaktır. O zaman hemen bakalım. 18 ile 2 sadeleşir. Burada 9 kalır. A kare eşittir 25 çarpı 9. Buradan A eşittir 5 çarpı 3'ten 15 santimetre karedir. Heh. Ha, ne diyor? 15 santimetre kare değil. 15 santimetre. Bu A A'dan bahsediyor. 15 santimetre. Şimdi bizden istenen şey nedir değerli arkadaşım? Bizden istenen şey buna göre bu kare dik prizmanın taban alanı kaç santimetre karedir diyor. Hay hay. O zaman taban alanı, taban alan eşittir. Neydi? Oluşan bu cismin taban alanı az önce göstermiştik. A çarpı A'ydı değil mi? A kareydi yani. Bu eşittir işte 15 çarpı 15. O da işte 225 santimetre kare yapacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşım ne oldu? Standart soruları bitirdik. Şimdi kare dik bir ÖSYM sorularında görüşmek üzere. Hoşça kal.